Bu kadar şeye rağmen bugün hala devlet AK Parti'nin kurduğu ve sonrasında MHP'nin de eklendiği devlet sistemi içinde Sayın Davutoğlu hep dönüp dolaşıp diyor ki bir söylesem, bir konuşsam, bir anlatsam çok önemli şeyler olur. Neden mesela geldiğimiz noktada bildiği bazı şeyleri anlatmıyor? Bu da belki bugün kendisinin de ima ettiği Recep Tayyip Erdoğan yönetiliyor ya da Barış'ın da söylediği gibi birileri devletin Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı açılımlar yapmasını istemiyor. Açıklamış olur ya da anlamış oluruz. Bunu da ekleyerek belki Barış'ın da söylediklerine bir cevap vermek istersiniz Osman Sert. Evet, ilk soru Barış'ın söyledikleri, son soru dediğimde bayağı uzun bir alan açılıyor aslında benim önümde. Bir kere şunu söyleyeyim. Sayın Davutoğlu'nda duymak istedikleri şeylerin söylenmesini ve Davutoğlu'nun söyledikleri üzerinden Erdoğan'la kendi hesaplarını görmek isteyenlerin olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Davutoğlu öyle şeyler anlatsa ki hep beraber gördünüz mü Davutoğlu da itiraf etti bu kadar böyle böyle kötü şeyleri bir de birlikte yaptılar. Şimdi böyle bir şey yok. Sayın Davutoğlu'nun bugüne kadar ki bu anlama gelecek sözlerin hemen hemen hepsini takip ettim. Genelde söylediği, kendisi AK Parti Genel Başkanı iken ve daha sonra da ayrılma süreci içerisinde orada sessiz bir dönemi oldu Sayın Davutoğlu'nun. Görevden ayrılmasıyla milletvekilliği sürecinin bitmesine kadar olan 2018'in Haziran'ına kadar olan bir süreç. O dönem eğer konuşmuş olsaydı mı daha çok Sayın Davutoğlu kastediyor. Orada da AK Parti'ye zarar vermemek için AK Parti'nin kendi içindeki gerilimlerden bahsediyor. Yoksa şöyle bir şey yok. Çünkü böyle aslında böyle bir beklenti var. Sayın Davutoğlu özellikle 7 Haziran'la 1 arasında kanlı sürecin sorumlusunun AK Parti olduğunu, Sayın Erdoğan olduğunu ve dolayısıyla Sayın Davutoğlu olduğunu, devlet mekanizması olduğunu itiraf etsin, böylece hepimiz bir rahatlayalım. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla insanlar biraz duymak istedikleri şeyleri Sayın Davutoğlu'nun söylemesini bekliyorlar. Bu değil onun söylemek istediği. Ben defalarca baktım, hatta kendisiyle de konuştum ne demek istediğine dair. Onun daha çok söylediği şu söylenebilir. Neden o gün konuşmadınız? Madem ayrılıyordunuz, başbakanlığı bırakırken bunları söyleseydiniz, hepimiz bunu bilseydik. O gün niye sustunuz? Bu bir eleştiridir. Kimilerine göre haklı bir eleştiridir. Ama bu bugünden geçmişe baktığımızda bir eleştiri haklı olur. Eğer 15 Temmuz darbesinden önce bunu yapmış olsa da arkasından 15 Temmuz darbesini görseydik, muhtemelen Sayın Davutoğlu bu sefer darbecilerle işbirliği yapmakla da suçlanıyor olacaktı. Dolayısıyla hani bu Sayın Davutoğlu konuşsaydı ne olur diye buraya koyun. Peki. Peki Devlet Bahçeli niye durdurun bu İttihatla ilgili saldırıları şeyler çağrısı söylemek yapmıyor istiyorum. Şimdi meselesi 28 de Şubat. nedir? Son olarak. Yani Barış'ın yorumladığı Tabii, o. üçünü de cevap. Üçünü de cevap. Bir kere Barış'ın yorumlarına genel olarak katılıyorum. Farklı cümlelerle aslında aynısını söylemek istiyordum. Bir, Sayın Bahçeli iktidarını korumak istiyor. Kendi kitlesini konsolide etmek istiyor. Kendi kitlesinin İyi Parti'ye kaymamasını istiyor. Bu yüzden de MHP seçmenini diri tutmak istiyor. Ve bu gerilimden, ki MHP söylemi ve kitlesi de bundan besleniyor, buraya devam ediyor. İkincisi, yine Barış'ın söylediğini farklı bir cümleyle ifade edeyim. Sayın Bahçeli bu cümlelerle Erdoğan'a sınır çiziyor. HDP'yi kapatmaktan bahsediyor. Bir dakika, Kürtlerle yapabileceğin diyaloğun bir sınırı var. Ben burada sana sınır çiziyorum. Hukukla alakalı cümleler kuruyor. Hukuk reformunda senin bir sınırın var, burayı geçemezsin diyor. Bütün bu süreçte aslında Sayın Bahçeli iktidarın büyük ortağına oyun oynayabileceği alanın sınırlarını tarif ediyor. Dolayısıyla burada da Cumhur İttifakı kendi adına çiziyordur, o tartışılır ama böyle bir fonksiyonu var ve Türkiye'nin gidebileceği yerin önünde duruyor. Son cümle bunu söyleyerek kapatmış olayım. Hayır ama 28 burada Şubat anlamadım. süreci. Çok özür Sayın dilerim. Davutoğlu. Burayı çok küçücük küçücük bir ekleme. Zamanım yok. Diğer konuklarımızı alacağız ama Osman Sert. Tamam sizin söylediğinizi biz de defalarca konuştuk. Sınırlarını çiziyor iktidarın. Nereye gidip gidebileceğini, hangi hassas noktalarda siyaset üretmemesi gerektiğini. Ama saldırı, mafya liderlerini desteklemek, onlardan güç almak, hedef göstermek, saldırıları neredeyse kınamadan onarmış gibi davranmak o bir sınır çizmek değil. O iktidara da verilmiş bir mesaj mı? İktidara derken Erdoğan'a ya da AK Parti'ye de verilmiş bir mesaj mı o zaman? Yani o Bu aynı ayrı bir zamanda şey. Ne nasıl gösterisi. Aynı okuyorsunuz? zamanda bir güç gösterisi. Ve şöyle düşünelim, tersten haber şey yapalım. Bu tür
yapıldığını, hangi bir şekilde şiddet söyleminin kullanılmadığını, grup toplantılarında hiç kimsenin tehdit edilmediğini, kitleye birilerinin hedef olarak gösterilmediğini, hukuk reformları karşısında tepki gösterilmediğini düşünelim. Bu bir süre sonra zaten MHP'nin ittifak içerisinde anlamsızlaşmasını beraberinde getirecek. Ve bir süre sonra anlamsız, kendi kitlesini kaybetmiş bir parti olarak rahatlıkla kenara bırakılmasını ve Erdoğan'ın başkalarıyla yol yürümesini anlamına da gelecek. Dolayısıyla altındaki zeminin kaymasını istemiyor Sayın Bahçeli. Fakat hani bitireceğim, uzattığımın farkındayım. 28 Şubat'la ilgili iki cümle söyleyeyim. Ben Sayın Sare Davutoğlu'nun 28 Şubat'ta nasıl tıp fakültesinde okuduğunu da biliyorum. Sayın Davutoğlu'nun Türkiye'de askeri vesayet rejimiyle ilgili kanaatlerinin ne olduğunu da çok iyi biliyorum. Bu konuda nasıl diyalog götürdüğünü de çok iyi biliyorum. Ama hiç kimse bugün yaşadıklarımızdan hareketle bununla mukayese ederek 28 Şubat sürecini de sanki normalmiş gibi kimse beklemedi. O gün ben de gazeteciydim. Başörtüsü eylemlerinde olan insanlarla birlikte ben de eylemlere katıldım ki çok eylemci bir insan değilimdir ama katıldığım nadir eylemlerdendir belki. Öyle bir şey hikayesine de büründürmek istemiyorum ama 28 Şubat'ta yaşadıklarımızı da unutmuş değiliz. Bunu da bir yere yazmakta fayda var. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ediyoruz Osman Sert, Barış Terkoğlu. Sağolunuz. Var mıydı eklenecek bir şey? Yoktu zannediyorum. Şimdi söylenecekler söyledi. Eklenecek bir şey olmadığını görmekteyim konuklarımızdan. Tekrar katıldığınız, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar.